sürekli olmuş olsa kimse 3 dakika geçemiyor. Arkadaşlar dertli, gayet normal. Çünkü sıkıntılarını anlatabilecek ya da dinleyebilecek kişiler ancak buradan muhatap olurlar. Ben kendi okulum Ali Kayküçük. Hocam biraz önce de Suriyeliler var. Gerçekten hocam benim sınıf mevcudum 26 kişi, 15 kişi Suriyeli. Bunlardan en az 10 tanesi hiç Türkçe bilmiyor. Sonra iletişim noktasında sıkıntı çekiyoruz. Daha önceki yıllarda yapıyordum. Ben her yıl yeni sınıf aldığım zaman beni ziyaretlerini yapıyorum. Çünkü hikayesini bilmediğiniz kişiye yardım edemiyorsunuz. Evet. Şimdi bir öğrencim var. Jüri diye isimde. Çocuğu bir şey öğretmeye çalışıyorsun, almıyor. Seviyorsun, kaçıyor. En son evine gittik. Dedim ya böyle böyle bir sıkıntı var. Evet vardı. Nedir dedim. Küçükken dedi bu bir trafik kazası geçirdi. Canı bayağı acımıştı. Kemik kırıkları falan oluşmuştu. Doktorlar bunu iyileştirirken canı acımış. Erkeklerden korkuyor. Peki niye söylemediniz diyorum. Sene başında ile iletişim kuramıyoruz ya. Söylemişiz orada ama beni anlamamış. Şimdi yavaş yavaş öğrenci bize alıştı. Biz öğrenciye alıştık. Ben beni ziyaretleri önemsiyorum. Giderken de müdür yardımcımız olsun, rehber öğretmenimiz olsun. Tercümanla bir de gidiyoruz. Kısa kısa ziyaretlerle bu hem okula bakış açısını değiştiriyor. Bütün öğrenci için de geçerli. Öğretmene bakış açısı değişiyor. Öğretmenin gittiği zaman öğretmenin bana geldi diyerekten bu sefer çocuk derslerine bir daha iki sefere daha itma gösteriyor. Daha güzel yapmaya çalışıyor. Benim diyeceğimi koyacağım. İyi akşamlar dilerim herkese. Teşekkür ediyoruz hocam. Afiyet olsun. Şu ana kadar 3 dakika altında konuşan hocam oldu. Ayrıca özür dilerim hocam. Çok sevdiğim bir hocam var. Mahmut Esat Köşan. Buna çok dikkat edin. Biz de ondan öğrendik. 3 dakikası 3 dakika. Eyvallah. Sağ olun. Tebrik ediyorum. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. İhsan Ay. Bahçeşehir Koleji'nden geliyorum. Türkçe öğretmeniyim. Beni davet ettiğiniz için önce size sonra ilgili birim sorumlularına çok teşekkür ediyorum. Özel okulda bir öğretmen davet ettiğiniz için. Ben 10. sınıfa kadar hiçbir şekilde kitap okumayan bir öğrenciydim. 12 sene boyunca da ne takdir ne teşekkür aldım. Hiçbir belge almadım. 10. sınıfta bir ilham mıdır artık Allah'ın bir lütfu. Bir kütüphane diye bir yer var. Bir kütüphaneye gideyim bakayım burası ne var. Gittim o gün oradan bir şiir kitabı aldım. Döndüm. Onu o gün okudum. Sonrasında ertesi gün tekrar gittim iki tane aldım. Bu şekilde kitap okumaya başladım. Kitap okumak benim hayatımı değiştirdi gerçekten. Sizlerin de böyle öğrencileriniz vardır. Söz hakkı almaya bile çekinen, hiç kitap okumayan, hiçbir belge almamış, hiçbir başarı gösterememiş. Gelecekte ne olacağını bilemediğimiz için hiçbir öğrencinizden zaten vazgeçmiyorsunuzdur. Ben de bu noktada sizlere bunu tavsiye ediyorum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliği bölümünü bitirdim. Üniversite hayatım boyunca şiir seslendirme ile meşgul oldum. Üniversite hayatımda bol bol gösterilerde bulundum. Okulumda tiyatro kulübü kurdum. Tiyatro kulübü ile ilgili öğrencilerimizin kendini geliştirme alanında desteklemeye çalışıyorum. Online kitap okuma saati yapıyorum. Online kitap okuma saatini haftada 3 gün Zoom üzerinden öğrencileri, özellikle okuma güçlüğü çeken, okuma alışkanlığı olmayan öğrencileri davet ederek, velileriyle iletişime geçerek davet ederek, katılmasını bir nevi zorunlu kılarak bu okuma saatimizi gerçekleştiriyoruz. Çok güzel dönüşler alıyoruz bu konuda hem velilerimizden hem öğrencilerimizden. Okuma saati de öğretmenlerim. Şöyle bir kalp kırıklığımı ifade etmek isterim. Bildiğiniz gibi 16 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadık. Hepimizin kayıpları var. Özel okul öğretmenlerinden vefat eden öğretmenlerin fotoğrafları yayınlanmadı. Bildiğiniz gibi bu deprem sonrasında fotoğraflar yayınlandı. Orada ben o süreçte çalışmıyordum. Baktım böyle fotoğraflar var bizim arkadaşlarımıza maalesef göremedim. Ben tabii öğretmen arkadaşlarımız çok güzel anekdotlarda bulundular. Kendi anılarını anlattılar. Fakat ben okulumda gördüğüm sorunlarla ilgili aslında buradayım. Şimdi bizim örgün eğitimde işte çocuklarımız var. Bize bir de MESEM geldi. Ve MESEM'deki öğrencilerimizle normal öğrencilerimiz arasında çok büyük problemlerin olduğunu ve biz bizzat kendimiz yaşıyoruz şu anda.
Şimdi MESEM öğrencileri haftada bir gün okula geliyor ve haftada bir gün ama 12 saat boyunca okulda oluyorlar. Sabah 8'de geliyorlar. Akşam 18.45'e kadar, yani 7'ye çeyrek kalaya kadar okulda bulunmak zorunda kalıyorlar. Çünkü haftada bir gün onlara o ders müfredatı ayarlanmış ve bu çocuklar için çekilmez oluyor aslında. Ve çocuklarımız, MESEM öğrencilerimiz bir defa kendini okulun öğrencisi gibi kabul etmiyorlar. Haftada bir geldiklerinden dolayı kendilerini başka bir yere konumlandırıyorlar. Ve MESEM öğrencileri olduğu için 14 yaşındaki çocuk ile 19 yaşındaki çocuk aynı sınıfta ders görebiliyor. O zaman da akran zorbalığı dediğimiz şeyle karşılaşıyoruz biz. Yani bizim çocuklarımız, MESEM öğrencilerimiz, diğer normal kendi meslek lisesi öğrencilerimize öyle bir yukarıdan bakıyorlar ki ben para kazanıyorum, siz kazanmıyorsunuz. Bir de böyle bir durum söz konusu. Ve bizim MESEM öğrencilerimiz çok pervasız bir şekilde rahatlıkla okuldan, kapıdan çıkar çıkmaz sigaralarını çıkarıp yakabiliyorlar. Ve öğretmeni öğretmenden saymayıp, öğretmenin bir çakmak verir misin diyebiliyorlar. Çünkü okul aidiyetleri yok. Yani bu çocukların aslında okul aidiyetleri yok. Okul aidiyetleri olmadığı için herkesi kendi ustası gibi görüyor. Ve ustasına nasıl davranıyorsa aslında öğretmeni de öyle davranıyor. Öğretmen bu sefer ders anlatırken problem yaşıyor. Ve bizim, yani biz aslında bu iş karşısında biz çaresiziz. Yani bir fabrikada 18 yaşındaki bir işçinin sabah 8, akşam 4, yani günde 8 saatte çalışırken 14 yaşındaki bir çocuğu siz 12 saat boyunca aynı sıraya oturtturursanız olmuyor bu. Bu sefer sıkıntılar çıkıyor. Yani çocuk duramıyor yerinde. Çocuk duramayınca da patlak veriyor bir yerde. Telefonlarını mesela toplayamıyoruz çocukların. Çocuklar telefonlarını vermiyorlar. Diyorlar ki ustam beni arayacak birazdan. Böyle olunca biz diğer öğrencilerimizin telefonlarını toplayabiliyoruz. Ama MESEM öğrencileri bu konuda kesinlikle katılar ve bize telefonlarını vermiyorlar. Bu da bu sefer diğer çocuklar arasında bir sıkıntıya neden oluyor. Onlar niye teslim etmiyor, biz niye teslim ediyoruz diye. Bizim böyle bir sıkıntımız var. Yani MESEM öğrencileriyle ilgili. Kısa bir şey daha söyleyeyim. Bizim çoğu okulun problemidir bu aslında. Bizim okulumuz işte öğlen paydosu verildiği zaman kapının önünde hemen çok farklı satıcıların olduğunu görüyoruz. Ve biz onlara müdahale edemiyoruz. Yani kimi çiğ köfte getiriyor, kimi işte lahmacun getiriyor, kimi döner getiriyor. Ama kiminin ne getirdiğini biz bilmiyoruz aslında. Yani onlar sadece döner mi getiriyorlar, sadece çiğ köfte mi getiriyorlar, biz aslında bunu bilmiyoruz. Yani çocuklar gidiyorlar orada bir şey satın alıyorlar ama başka bir şey de olabilir bu. Onlara engel olma yetkimiz de yok. Onlara biz engel olamıyoruz. Okul polisi yetmiyor. Yani okul polisinin gücü yetmiyor ona. Bir tane okul polisi var. Yani bunun için önlem alınırsa sevineceğiz. Ben hocama veriyorum. Üç arkadaş dinleti yapacağız. Ben Serdar Sinanşehir, Ertuğrul Gazi Görme Engelliler Okulu'ndanım. Aslan Türkoğlu'yum. Sakın ben de hocama devrediyorum. O arada biz hazır yapıyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben de devrediyorum. 3 dakikayı verimli kullanabilmek adına 3 kişinin 3 dakikasını devralıyorum. Ama sadece 3 dakikasını da konuşmaya gayret edeceğim. Abdullah Çekay, Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni, Özge Yeşil Lütfen. Öncelikle okul müdürüm Ramazan Karacan'ın sizlere hürmet ve selamlarını getirdim. Malatyalıyım, İnönü Üniversitesi mezunuyum. Ben bu devletin bursuyla, bu devletin yatakhanesinde, bu milletin nezdinde büyümüş ve yol almaya çalışan bir öğretmenim. Benim bu ülkeye gerçekten borcum var ve ben bu borcu her geçen gün ödemek için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İlçe Zümre Başkanımın affına sığınarak ufak bir tecrübemden bahsetmek istiyorum. Ergül Hocam.
Evet. Ufak bir mesleki tecrübemden bahsetmek istiyorum. Hocam da. Bir öğretmen... Hazır aklıma gelmişken unutmadan söyleyeyim. Cumhurbaşkanımız da buradaydı. Yani, arkadaşlar, müzik öğretmenlerimizden şöyle, yıllar sonra bile unuttum bir grup oluşturalım. Öğretmenler günü başta olmak üzere güzel bir öğretmenlerimize dinleti mi dersiniz, resital mi dersiniz, ne derseniz deyin. Böyle güzel bir şey yapar mıyız? Yaparız hocam, yaparız. Daha önceden yapıyorduk zaten ilk mesleğe başladığımız yıllarda. Evet. Ahmet hocam bilir. Tamam hocam, kaldığı yerden devam edeceğim. İnşallah. Madem Cumhurbaşkanısınız, acizane buradaki hazır olup böyle bir talebini ileteyim size. İnşallah hocam. İnşallah. Eyvallah. Tabii. Hocam bu arada... Ses tınınızı da, ben çok müzik kullanmıyorum ama... Estağfurullah. Tını var. Teşekkür sizinize. Ederim. Buyurun. Hocam, ulusal ve uluslararası birçok birinciliklerim var. Ülkemi gururla temsil ettim kendi alanımda. Mesleki tecrübeme dayanarak bir anımdan bahsetmek istiyorum. Meslekte 11. yılım. Bir öğrencim yıllar önce, yine sınıf düzenim bu şekilde, U düzeni. Bir kız çocuk öğrencim vardı. Çok yetenekli, çok güzel piyano çalan. Müziği ailece çok seven bir öğrenci. Fizyolojik olarak da, psikolojik olarak da çok temiz bir çocuktu. Ama bir ter kokusu problemi vardı hocam öğrencimizin. İlkokul 3. sınıf öğrencisi. Öğrencim sürekli oturduğu yerden terliyor. Fizyolojik olarak da bunu belli ediyor. Yani çocukcağızın yüzünden su akıyor deyim yerindeyse. Ve bu sınıf arkadaşlarını ve öğretmeni de haliyle koku olarak da inanılmaz rahatsız eden bir boyuta gelmişti. Utanarak söylüyorum, üzülerek söylüyorum. Öğrencimi dersi daha verimli işleyebilmek adına pencerenin önündeki sıraya geçirdim, kırmadan. Sonra sınıf öğretmenine danıştım. İşte öğretmenim böyle böyle bir problemimiz var. Lan öğretmenim bana dedi ki, hocam Ege böyle bir şey kabul etmez, söyleyemeyiz. Hocam konuşmanız gerekiyor. Biz bu çocuğu kaybetmek, dışlamak, ötelemek değil, kazanmalıyız. Yani belli bu çocuğun üstü başı tertemiz, yumoş kokuyor yani. Ama terleme problemi var. Veliyle konuştuk, gel zaman git zaman. Çocuğun beyninde bir tümör olduğunu öğrendik. Ve bu tümörün vücuda yaptığı baskıdan dolayı öğrencide terleme problemi olduğunu öğrendik. Terleme probleminin kişisel bakımsızlıktan dolayı değil, çok büyük bir sağlık sorunundan dolayı olduğunu öğrendik. Ve bu benim mesleğimde çok büyük bir ilkem oldu. Önce problemin kaynağını ara. Önce sebebini ara. O öğrencimi o sıraya attığım için çok üzgünüm. Yani atmak demeyeyim de verimli ders işleyebilmek açısından. Çünkü öğrenciler birbirlerine karşı çok acımasız olabiliyorlar. Onu oraya gönderdiğim için çok üzgünüm. Sonrasında lisede görev yapmaya başladım. Bir öğrencim çok mutsuz, dersi sevmiyor, istemiyor müzik dersini. Maddi durumu çok dezavantajlı, olanaksız. Anne baba maalesef ayrı. Çocukla konuştum, kız öğrenci. Neyin var, neden böylesin? Öğretmenim, ben Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmek istiyorum. Yıllar önce bir öğretmenim bana keman hediye etmişti. Tabii sınav geçti. Sonra kontenjan açığı olduğu için sınav olduğunu öğrendik. Öğrenciyi hazırladık. Öğrencinin maddi durumu da çok yetersiz. Sınava terlikleriyle gitmiş öğrencim. Oradaki rehber öğretmen beni arayıp teşekkür etti. Böyle yetenekli bir öğrenciyi bize kazandırdığınız için teşekkür ederiz diye. Ve şu an çocuğumuz Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki öğretmenlerin burslarıyla, işte yatakhanedeki yardımla, her şeyle dört dörtlük eğitimine devam ediyor. Biz bir çocuk kazandık ve bir öğretmen bence her gün kendini gerçekleştirebilir. Kendini gerçekleştirmiş olmak sadece bir defaya mahsus değil. Bir öğretmen olarak her zaman yapabiliriz. Depremde biz evimizi kaybettik, enkazda kaldık. Eşim Kavlaklı'da jandarma personeli. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Arabamızın üstüne balkon düştü. Sığınacak hiçbir yerimiz yok. Çıktık, eşimin ayağı yaralı. Sığındığımız yerde herkes yaralı. Bir tek ben sağlamım. Baktık ya, yani herkese yardım etmemiz gerekiyor. Jandarma geldi, karakola sığındık. Orada küçük bir lojmanı vardı. Eşimin ayağı yaralı yatıyor. Dedim, kalkacaksın. Evet, sen benim eşimsin ama ondan önce bu devletin askerisin. Önce sana daha çok ihtiyacı olan insanlara yardım etmelisin. Bir öğretmen olarak ben orada insanların bana ihtiyaç duydukları kadar onlara yardımcı olmaya çalıştım.
Ben o günde kendimi gerçekleştirdim. Ben bir öğretmen olarak ve bir asker eşi olarak orada o günde kendimi gerçekleştirdim. Kendimizi her gün gerçekleştirebiliriz. Mesleğimizi sevmeliyiz. Ve şükretmek çok büyük bir lüksmüş. Şükretmeyi bilmeliyiz. Ben bunu öğrendim. Teşekkür ederim. Çok hakkı verdiğiniz için. Aslında ufak bir problemden bahsetmek isterim buyurun, ama müsaadeniz varsa. Hocam, müzik öğretmenleri olarak, müdürüm özür dilerim. Müzik öğretmenleri olarak müzdarip olduğumuz bir konu var. Müzik derslerinin yüksek not verme zorunluluğu olan bir dersmiş gibi algılanmasını istemiyoruz. Çocukların akademik başarıları evet çok önemli ama biz kendini gerçekleştirme yolunda kültürüne ve değerlerine altını çizerek söylüyorum. Sahip çıkmayı bilen dünya vatandaşları yetiştirmek istiyoruz. Biz ülkemizin çocuklarının her birinin birbirinden farklı bir yurt dışına gittiklerinde onları diğer bireylerden özel kılacak, farklı kılabilecek bir özellikleri olsun istiyoruz. Ama maalesef dersimiz ve akademik başarı önemsendiğinden biraz geriye kalıyoruz. Ve buna bağlı olarak da müzik öğretmenlerinin en büyük sorununu dile getirmek sadece istiyorum. Sadece müzik öğretmenlerinin değil hocam bu aslında. Ha, yani görsel sanatlar, belki görsel beden sanatlar, eğitimi, evet, evet. Beden evet. eğitimi de, dil kültürü evet. de böyle gözüküyor. Evet, evet. Buna bağlı olarak, çok özür dilerim ben geçeyim. Buna bağlı olarak da müdürüm, müzik öğretmenlerinin kişisel sorunlarından bir tanesi. Tükenmişlik ve sinirlilik hali. Mesleğe saygının yitirilmesi, öğrencilerin anlam düzeyine inememe ve öz yeterlilik ile ilgili olarak müzik öğretmenlerinin kendilerini mesleki anlamda geliştirmek ve körelmemek için zaman ve olanak bulamamaları. Bunun sonucunda ise kendilerini yetersiz hissetmeleri sorunsalı ortaya çıkmaktadır. Bizim için de hizmetçi seminerler düzenlenmesini istiyorum. Musa hocam beni tanır seminerlerden, eğitimlerden. Müzik dersi için, görsel sanatlar, uygulamalı dersler için de biz hizmetçi eğitim düzenlenmesini talep ediyoruz müdürüm. Eyvallah. Uzattığım için kusura bakmayın lütfen. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz hocam. Limandır.
olabiliyor muyuz? İki keklik bir kayada
Elinize sağlık. Aynı derneğe çıkarma başkası. Hoş geldiniz. Biz Enes Bey'le, Eser Bey'le konuşurken hani istek öneri gibi değil de böyle hani projeleriniz varsa, yaptığınız şeyler varsa ben o yüzden hiç istek öneri aklıma gelmedi. İki husus var konuşacağım. Birincisi geçen yıl bir kitabım çıktı, şiir kitabım. Ben ulusal dergilerde şiirleri yayınlanan bir yazarım aynı zamanda. Kültür Bakanlığı'ndan da 2023 yılında destek ödülü aldım. İsminizi de ama Süleyman Karaca, Konyalıyım. Heyecandan isim diyemedim de daha var. Herkes tanıyor. Herkes efendim bunu bana söyleyin. Konyalıyım müdürüm. 4 yıldır Kahramanmaraş'tayım. Burada Kahramanmaraş Anadolu Üniversitesi Lisesi'nde fen bilgisi öğretmeniyim. Evet. O şekilde bir serüvenim var şiirle alakalı. Ulusal dergilerde de şiirlerim yayınlanıyor. Yani ben okumayı çok beceremiyorum. Hocam iyi şiir okurum dedi. Hocam da keman çalarsa bir şiirimi armağan edebilirim. Buradan okuyabiliriz. İkinci husus da şu. Biz bir proje yürütüyoruz. Endüstri Sokma Projesi. Belki duymuşsunuzdur. Yaklaşık 200 okulda 300 öğretmenle proje yürütüyoruz. Kahramanmaraş'ta da 30 okulda projemizi yürütüyoruz. Son 3 yıldır Kahramanmaraş 30 okula kütüphanelerinden bağımsız yaklaşık 700 kitaplık kütüphane kaymakam beyimizin de desteğiyle kütüphane kurduk. Okumayla alakalı öğretmenlerimiz çok şey söyledi. Biz bunu bu hayalleri açığa çıkardık ve şu an Cumhuriyet tarihindeki en büyük okuma projesini bir parçasıyım ben de. Maraş koordinatörü, Türkiye koordinatörü olarak projenin içerisindeyim. Projemizde biz psikolojik teknikler uyguluyoruz. Yaklaşık 12 tane psikolojik teknik. Bunlardan en önemlisi koku. Kokuyla birlikte kütüphanede öğrencileri kitapla hem güzel kokuyla onları koşullu olarak güdülemeyi amaçlıyoruz. Bunlarla birlikte 12 tane psikolojik teknik uyguluyoruz. Çünkü öğrencilerimiz yönlendirilmeye, psikolojik olarak yönlendirilmeye müsaitler. Psikologlarla bunun için çalışıyoruz. 300 öğretmen de gönüllü. Yani buradaki arkadaşlarımız gibi. Projede bulunan 300 öğretmenimiz de gönüllü olarak iş yapıyor. Gönüllülük şurada devreye giriyor. Biz haftanın 5 günü her teneffüs kütüphanedeyiz. Öğrencilerimizle birlikte. Bu da zaten öğrencilerimizi kütüphaneye karşı şevklendiriyor ve onların kütüphaneye gelmesine sağlıyor. Burada projenin en önemli ayaklarından birisi de biz iyi yayın evi, iyi kitap politikası gidiyoruz. Çünkü iyi kitaplarla öğrencilerimiz hemhal olmazsa, iyi yazarlarla hemhal olmazsa okumaya dair şevklenemiyorlar. Doğru yönlendirmeleri de maalesef yapamıyoruz. Bu minvalde de Türkiye'deki en büyük yayın evlerinden şu an hem sponsorluk hem destek alıyoruz. Timaş gibi, Erdem gibi, Hayat Yayınları gibi aklımıza gelecek birçok çocuk edebiyatı yayınından da kütüphane kurma noktasında destek alıyoruz. Yine Konya'da 5 milyon TL'lik bir kitap alımı yapacağız 100 okula. Proje Türkiye ulusal anlamda büyüdü. Şu an 27 ildeyiz. 30 okulla da Kahramanmaraş'tayız. Müdürümden de istirham. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte projeyi, Enver Hocam'la birlikte sağ olsun bize çok destek veriyor. İl geneline de yayma noktasında sizin de desteğinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şiir. Hocam, şiir şair olsun. Yani şiiri şair okusun derseniz ben size bir eziyet çektirmek isterim tabii. 13-14 yıl Adalet Bakanlığı'na görev yaptıktan sonra öğretmenliğe geçtim. 9 yıllık öğretmenim. Adalet Bakanlığı'nda ne yaptınız? HSK'daydım ben. Teftiş kurulu evrak kurulundaydım. Evet, orada. Ben öğretmenliğe ilkokul öğretmenimin amel defteri kapanmasın diye geçtim. Çünkü beni o büyüttü. O manada üzerinde çok emeği var. Yani bana bir şeyi yaptıramayacak tek dünyada tek insan. Yapma dediği zaman yapmam yani hiçbir şekilde. Onun haricinde iki günü eşit olan zarardadır hadisiyle hareket etmeye çalışırım sürekli. Müdürüm sizlerden de isteğim. Bu platformu, bu uygulamayı teşekkür etmekle beraber biraz daha yerellere yaymak. Okullarımızın öğretmenler arasına da girmemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü mümkün mertebe girmeye çalışıyoruz hocam. Yani çünkü fırsat buldukça öğretmenler odası dinlediğimiz yerdir. Evet hocam. Çünkü ben Evliya Çelebi demiş ya şefaat ya Resulullah diyecekken seyahat demiş. Ben de o tarz bir insanım. Çok okul dolaşıyorum bu manada.
Karşılaştığım bir problem var. Arkadaşlar da katılır mı bilmiyorum. Biz bir şeyler yapmaya kalktığımız zaman okul müdürlerimiz bizi yani şey yapıyor. Sanki okula bir ticarethane gibi. Okula gelirisi var mı, getirisi var mı, yok mu? Kendi beğeniyorsa destek veriyor. Beğenmiyorsa umurunda değil yani. Hani böyle bizi bir tane itibarsızlaştırmaya başlıyorlar. Moral motivasyon sıfır. Aşağılara iniyor. Hiçbir şey yapasımız gelmiyor bu tasa. Yani ben bunlarla çok karşılaştım. Bunu da arz edeyim. Eyvallah. Yani bu platformu bir de öğretmen müdürler tarafında da dinlenilmesinde fayda var diye inanıyorum. Bunun sorunları yere getirmemiz lazım. Merhaba arkadaşlar. Ben Alpi Çakır Yıldız. Sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Mimar Sinan İlkokulu'nda. Hocamızın söylediği ilk türkü Mausa Limanı. Onu söyleyen Alpke Şenay Yalçın öğretmenimiz geldi direkt aklıma. Evet. Şey buradan şehit öğretmenlerimize. Siz Alpke deyince evet. Ben de onu hatırladım şimdi. Direkt aklıma o geldi. Onun şehit olduğu ilk yıl atandım ben hocam. Şey demiştim. Alpke hocam adaşım görevini layıkıyla ben de yerine getireceğim. Doğu'nun en ücra köşesine gidip görevimi layıkıyla yapacağım demiştim. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine atandım. Doğan bir nevi kabul oldu. En ücra sınırdı. Orada Barış Pınarı harekatı oldu bildiğiniz gibi. Havan toplarının içerisinde kaldık. Savaşa yakalandık bir nevi. Nerelisiniz? Buralı mısınız? Kırşehirliyim. Buralı değilim. Daha sonra tayin oldum. Kahramanmaraş'a geldim. Aileme biraz daha yaklaştım dedim. Burada da depreme yakalandım. Enkazdan çıktım bir nevi. Bundan sonraki gideceğim ilin Allah yardımcısı olsun diyorum. Yani biraz öyle oldu. O şekilde yani şu an... Hadi sistem adam. İstemeyim ben. Atlattık gideyim. Öğretmenim burada kalın siz yani. Atlattık çok iyi yani inşallah. Yani bundan sonraki gideceğim ilin Allah yardımcısı olsun diyorum. Çok şanslı olduğumu dile getirmek istedim. Böyle kısa bir kardeşim. Hocam teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah yollasın. Buyurun hocam. İsmim Yaşar Bayraktar, Türkçe öğretmeniyim. Aynı zamanda çocuk ve gençlik edebiyatı yazarıyım. Timaş yayınlarından şimdiye kadar 16 farklı kitabım çıktı. Maşallah. Bu yıl aşağı yukarı... Eskiden böyle çok kitabı çıkan yazarlara, alimlere vedut diyorlar diyorsun. Ne vedut bir yazarsınız? Ben bu yıl Merkez İmam Hatip, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevlendirim olarak çalışıyorum. Bu yıl 100.000'e yakın öğrenciye ulaşma imkanımız oldu. Kimisi kitaplarla, kimisi yüz yüze. Ülke çapında yaptığımız projeler var. İnternet üzerinden her ay 100'den fazla öğretmenle bir okuma kulübümüz var. Ortaokulla ayrı, ilkokulla ayrı okuma kulübünde öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Yazdığım kitaplardan ben de iki tane sizler için biraz konuştuktan sonra getireyim. Eyvallah. Özellikle bu Zerdali kitabından sonra ülke çapında işte biraz tanınırlığımız, bilinirliğimiz arttı. Çok şükür böyle bir etkinliğimiz var. Çalışmalarımız devam ediyor. Ama ben bunların haricinde asıl bir şey anlatmak istedim. Ağrı Doğu Beyazıt'ta sonra Mersin Tarsus'ta 10 yıla yakın görev yaptım. Tarsus'un en önemli, en iyi okullarından bir tanesindeydim. Galatasaray Lisesi'ne falan öğrenci gönderiyorduk. Burada edindiğimiz tecrübeler de işte kendi memleketimizde öğrencilerimize aktarmak için Kahramanmaraş'a tayin istedim. Evet, Kahramanmaraş'ım. 2 yıl oldu Kahramanmaraş'a geleli. Barınma merkezinde çalıştım 2 yıl. İşte bu yılda görevlendirmeyle Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geçince çalışmalarımıza hız vermeye başladık. Allah'ın bir hikmeti, kardeşim bilgisayar öğretmeni, aynı zamanda mühendislik tamamlamasını aldı. Şu anda yüksek lisansını yapıyor Kahramanmaraş İçmen Üniversitesi'nde. O da bizim yine personelimiz, bakanlığımızın personeli. Narlıda Meslek Lisesi'nde bilgisayar öğretmeni olarak çalışıyor. İkimiz büyük bir projeye başladık bu yıl. Türkiye çapında işte herkesin kullanabileceği bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bizim daha önceki okullardan yaptığımız tecrübelerde de biz biraz daha işte Türkçe öğretmen olunca testlere, sisteme biraz daha uyuyoruz. İşte çocukların sınav başarısını yükseltmeye yönelik. Bu yaptığımız bütün denemelerde ve testlerde hep şu eksikliği görüyordum ben. Bir çocuk bir sınavda yanlış yaptığı zaman, 3 yanlış, 4 yanlış yaptığı zaman genelde sadece yanlış yaptım deyip geçiyordu. Ya da 3 yanlışı, 4 yanlışı 2'ye düşürdüğü zaman ilerledim diyordu. Biz de bunu öğrencilere anlatmaya çalışıyorduk. Yani sen hangi konuda yanlış yaptın, bu yanlışın sebebi ne, bunları tespit etmen lazım diye. Ama eski sistemde bunları tespit etmemizin imkanı yoktu. Günümüzde yapay zekanın da gelişmesiyle beraber şimdi biz bir yazılım hazırladık. Bu yazılımda öğrenciler soruları çözdüğü takdirde o soruların soru kolay mıydı, zor muydu, yorum sorusu muydu, bilgi sorusu muydu, aynı zamanda hangi kazanım ve hangi kazanımın alt basamakları ile ilgiliydi.
Bunların hepsini yapay zeka ile tespit ediyoruz. Bunları biz söylüyoruz yapay zekaya. Diyelim ki siz de biz de bir denemeye girdik. İkimiz de Türkçeden üçer tane ve aynı konudan yanlış yaptık. Sizin yaptığınız yanlışlara bakarak diyor ki sen zor soruları çözmüşsün, kolaylarda hata yapmışsın. Dikkat eksikliğin olabilir. Aynı sayıda hata ve aynı konuda hata yapan bana diyor ki sen kolay soruları çözmüşsün ama zorları çözememişsin. O zaman da burada bilgi eksikliğin olabilir, dikkat et gibi. Tamamen bütün öğrencilere yönelip farklı bir karne çıkarma yeteneğine sahip. Ve bunun haricinde de buradaki sistemde normalde çocuğa biz bir deneme yapıp o denemeyi değerlendirebiliyoruz. Burada yıl boyunca çözdüğü bütün sorular üzerine eklenerek gittiği için çocuk daha sonradan o konuyu öğrenip çözdüyse, bundan sonraki sorularda karşısına çıkıyorsa yine onu hanesinden siliyorsan artık bu konuyu biliyorsun deyip yine eksiklerini yönlendiren bir sistem yapmaya çalışıyoruz. Bizim burada normalde yaptığımız bir çalışmışta derslik filan tarzı bazı sistemler var. Bayağı işte milyonlarca liraya satılıyor. Biz bunu Kahramanmaraş'ta ücretsiz bir şekilde uygulamak istiyoruz. Bu da tabii 3 dakikada çok anlatılacak bir proje değil ama ben burada kısaca, burada kısaca bir tohum atmak istedim. Sizlerin veya şube müdürlerimizin müsait bir zamanda işte kardeşimle gelip de o sistemin biraz daha detaylı tanıtımını hocam, anlatmak istiyoruz. Ülke genelinde ümit ediyoruz ses getirecek bir proje olur diye tahmin ediyoruz. Şimdi hocam tanıdığımıza memnun oldum. Teşekkür ederim. Kahramanmaraş Mahallesi'ndesiniz. Bu yıl oradayım evet. Yaşar. Yaşar Bayraktar isim. Bayraktar. Evet. Eyvallah. Soyadı gibi maşallah. Kitaplarınızı da memnuniyetle alacağım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Öfter edin. Sağ olun. Teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederim. Çok uzun dönüyor. Hemen istedim dolayı değil. Hocam buyurun. İbrahim Kök. Cumhuriyet Meslek Lisesi. Anadolu Lisesi. Adalet öğretmeniyim. Aksaçlı emektarlarımız. Öyle oldu sanki. Aksaçlı abim gibi oldum ben de. Hocam ben şunu yani her kademede görevi yaptım. Hem lisede hem ilkokulda hem ilköğretim okulunda, ortaokulda ayrıca ortaokul olduktan sonra ve şu anda da lisede çalışıyorum. Gördüğüm milli eğitim şeyimizin, maalesef şeyimizin en sıkıntılı alanlarından bir tanesi sanat, müzik ve spor eğitimi. Yani burada yeteri kadar müzikçi, sanatçı arkadaşlarımız var. Görsel sanatlarda. İstiyorum ki okullarda her okulda yani ilkokulda müzik, görsel sanatlar ve spor alanı ile ilgili. Ortaokullarda teknoloji tasarımı ilave ederek buna. Liselerde de teknoloji tasarım yok tabii ki. Müzik ve görsel sanatlar bir de spor salonları ile ilgili. Bu müzik ve görsel sanatlarla ilgili bir de teknoloji tasarımla ilgili atölyelerin oluşmasını istiyorum. Yani bu bir eksiklik. Arkadaşlarımızla görüştüğümüz zaman aynı şeyi söylüyorlar. Yani çocuklarımız sanat eğitimi eksik kaldığı için hem de başarılar da düşmüş oluyor. Bir sanatı eğitimine alan çocuk aynı zamanda başarıyı da getiriyor. Dinginlik oluyor. Kontrol etmesi daha kolay oluyor bizim için. Biz buna tatlı selim, kalbi selim, zevki selim diyoruz. Evet. Allah razı olsun hocam. Şeyde Bursa'da ben görev yaptığım okulda bir teknoloji tasarım atölyesi, iki tane de görsel sanatlar atölyesi oluşturmuştum. Hala kullanılıyor. Yani ben de videolar, şeyler, resimler de var. Çok örnek çalışmalar oldu orada. Yani siz hangi okuldasınız hocam? Cumhuriyet Mesleki Anadolu Lisesi hocam. Tamam. Dile getirdiğim zaman hocam diyor ki yerimiz yok, ben atölye açamıyorum. Hocam siz şöyle bir şeyimiz var, önerimiz var hocam. Evet. Malum deprem bölgesindeyiz. Deprem bölgesinde artık şeyler, konteynerler boşa çıkmaya başladı. Okullara mesela bizim okulumuza 4 tane konteyner verilse, bir müzik atölyesi, bir görsel sanatlar atölyesi, bir ARGE birim oluşturmak istiyoruz. Yani 4 tane verirse, 3 tane verirse. Ben okul müdürümüzle de görüşeceğim.
şeylerde boşa çıkan konteynerlardan ilk fırsatta Cumhuriyet MTA'ya vereceğiz inşallah. Teşekkür ediyorum hocam. Ama biz bütün odalarımızı biz de biz de müzik odası istiyoruz. Lütfen. Bunu şunu konteynere lazım. Başım üstüne. Benim için her yer. Yeter ki içerisinde yani müzik odası müzik eğitimine ait bir alan olsun ve içerisinde enstrümanlar olsun. Olursa bir de dizekli tahta. Aslında alanımız var hocam. Odam var, boş bir sınıfımız var ama maalesef içerisinde kullanabileceğimiz bir... Hangi okuldaydı bunun? Abdullah Çinkay Anadolu Lisesi. Abdullah Çinkay. Evet. Abdullah Çinkay'da... Ramazan Hoca vardı. Biliyorum, Ben oraya geleceğim, bir bu işe bakacağım. Başım tamam. Üstüne, çok mutlu tamam. Olurum hocam. Evet. Konteynerle ilgili bir proje yapılıp bu kültürel etkinlikle ayrılsa iyi bir proje olur. Türkiye'de şimdi, de ses getirir diye tabii. Düşünüyorum. Şöyle... konteyner, uzun hikayede bölmek istemiyorum burayı da. Konteyner kentler kurulurken böyle bir konteyner çöplüğüne dönecek bir süreç de gözüküyor yani şimdi. O şeylerden boşa çıkanları biz okullarda böyle değerlendirmek istiyoruz. Elimizde vardı, 16 tane kadar vardı, dağıttık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait olan vardı. Konaklama başta gelmişti. Şimdi konaklama ihtiyacı ortadan kalkınca dağıttık şeylere. Şimdi şeylerden, konteyner kentlerden boşa çıkan olursa onu değerlendirelim hocam inşallah. Çok güzel bir proje.